Anlat abim. Evde gözlük abim. Rage Samurai 15 almış. Biyokimya taktik var mı? Kanka ezberleme, hisset. Elektro negativity. Keyword'üm bu. Elektro negativity'yi öğren. Hisset, hisset. Orada porçep dedin, duymadım sanma ama neyse. Rigirel'i anladım hocam. İzleyelim. Ne olacak anlatıyorum. Ben fikrimi söyleyeceğim. Siz de benden nefret edeceksiniz. Hadi başla. Cantu Özsoy adamdır yazmış. John Fick'e. Dostum bunu benim chatimde yazabilirsin. Biz banlamıyoruz. Bu senin fikrindir. Hatta spamleyebilirsin de. Benim için hiç sıkıntı değil. Ama o adamdır dediğin kişi kendisi mod olduğu chatlerde Cahre'nin yazısını gördüğü anda permaban atıyor. Ama sen benim chatimde yazabilirsin. Böyle şeylere bizim takılmalarımız yok canım benim. Sıkıntı yok yani. Anlost adamdır, Can Tösoy adamdır, her türlü bıçak istiyorum. Her şeyi yazabilirsin, hiç sıkıntı yok. Küfretmediğin sürece kişiye, başka yayıncılara. Benim chatimde böyle şeyler yazabilirsiniz. Böyle şeylere ben takılmıyorum. İyi seyirler dilerim. Başlayalım. Porçay. Geçen gün YouTube trendlerinde şöyle bir şey rastladım. Hog'da yüzleşme Enes Batur vs Ferit Karakaya. Bu büyük ihtimalle kötü bir şey ama daha önce ne Enes Batur'un herhangi bir videosunu izledim ne de Ferit'in herhangi bir yayınını izledim. Ama bir yandan da iyi bir şey çünkü olaya tarafsız bir şekilde bakacağım. Ben insanlarla böyle hiç... Bence birinci yalan bu. Yani YouTube'da olup, Twitch'te olup Enes Batur'un hiçbir videosunu izlememek, Ferit'in hiçbir yayınını tıklamamak falan imkansız yani. İmkansız. Yani tamam belki bir aydır ortada yok Ferit ama her gün yayın açan, 8-9 saat yayın açan bir herif yani bu. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Böyle yalanlar söylemeyelim. Aramda sorun olsun istemem. Bence. Ben öyle düşünüyorum. İstemem. Herkeste bir bağım olsun. Sıcağı. Yani hiçbir sorunum olsun istemem kimse. Ama dikkat etmek lazım olmasını istemiyorsan biraz. Söylediğin şeylere. Bak ben orada dedim ki, bu yapılan adamlık değil dedim. Ben kimseye adamsın, adam değilsin demem. O videoyu tamamını izlersiniz. Adamlık değil dedim. Çok çünkü farklı. Ama aynı şeye geliyor. Adam, evet, adamsına farklı. Gel, adam değilsine gelmiyor. Ben sana mesela adam değilsin derim veya yaptığın adamlık değil derim. Bu adamlık değil ve adam yes, değilsin marka. Arasında dağlar kadar fark var. Ama şimdi zaten Ferit orada bunu onaylamış. Çok fark var demiş. Bence yok bu arada. Adam değilsin de adamlık değil bu yapılan arasında. Benim gözümde çok inanılmaz bir fark yok. Yani güzel mi, güzel bir kıvırma köşesi olabilir bu. Ama büyük bir fark yok. Yani bunu negatif değil de pozitif kullanalım. Senin yaptığın orospu çocukluğu demekle sen orospu çocuğusun demek arasında inanılmaz bir fark yok yani. İkisi de hakaret sonuç itibariyle. Ama yine de belki içinizde gerizekalılar olması durumuna karşı inanılmaz basit bir örnekle açıklayacağım durumu. Yolda bir kuyumcu gördün, portakal satıyor ve gidip kuyumcuya diyorsun ki çok az fark var abi. Yani işine gelir şöyle yorumlayabilirsin. İşine gelir şöyle yorumlayabilirsin ama yani arada ya mesela dediğim gibi bu yapılan, bu yaptığın adamlık değil de sen adam değilsin. Yani ikisinde de sonuçta adam olmadığına dair bir gönderme var. Kuyumculuk bu değil. Burada adamın mesleğine... Fark yok demiyorum. Fark var. Ama böyle inanılmaz da bir fark yok değil yani. Hani öyle bir anlatılıyor ki burada manipülatif bir şekilde. Sanki şey... Bu yapılan adamlık değil deyince iltifat etmiş gibi anlatılıyor. O kadar da değil yani. Hebenizin amı. O kadar da değil. Hakaret etmedim. Burada sadece şu an yaptığın şey kuyumculuk değil abi diyorsun. İkinci durumda yolda bir kuyumcu gördün ama portakal satıyor adam. Adama diyorsun ki sen kuyumcu değilsin. Burada direkt adamın kuyumcu olmadığını iddia ediyorsun. İşte sen adam değilsinle bu yaptığın adamlık değil arasındaki fark da bu. Kişiyi eleştirmiyorsun. Yaptığı hareketi eleştiriyorsun. Bak. Ya o hareketi de Uganda'dan gelen bir uzaylı yapmıyor sonuçta. Yani yaptığı hareket adamlık olmayan bir adam, adamlıktan uzak bir adamdır o zaman. Kuyumcu örneği pek yakın olmamış. Onun düşündüğü şey ben izlemek istemedim, izlemedim diye düşünüyor. Ama ben şu kısmını düşünüyorum. Bütün chat'e ben bunu izlemem bu kötü mesajını veriyor ve aşağılama durumuna gerçek geçiyor. Ben galiba, bak, senin dediğin. Bir insana adam değilsin demen ben için adam değilsin veya demedim. Küfür etmen için küfür etmiş olabilir. Evet. O klibi ama... yayının tekrarını izlemen lazım. Gelişmeleri ya. İzlemen lazım. Ama sen bunu alıp yani böyle bir çıkış yapmam mı gerekiyordu? Bana özelden de ya, yazabilirdin. Güneş'i ya tanıyorsun. Ben sana... Arkadaşlar bana özelden de yazabilirdin bir bahane değil. İki tarafın da kendine ait kitlesi varsa bu tarz şeyler mümkün değil. Şimdi bak yine bir örnek vereyim. Kral Baldwin ve Selahaddin Eyyubi. Selahaddin. Karşı karşıyalar. Arkalarında 10 biner kişilik ordu var. Kral Baldwin kafasını kaşırken şöyle bir hareket yaptı. Baldwin'in bu hareketi yaptığını bütün ordusu gördü. Selahaddin Eyyubi'nin ordusu da gördü. Sonra Selahaddin Baldwin'in ordusu elf galiba.
Meyve atıyla Baldwin'in yanına gidiyor ve diyor ki niye böyle bir hareket yaptın? Ben mi yanlış gördüm? Şey mi yapıyorsun? Böyle bir şey olmaz. Selahattin de karşı hareket çeker. Sonra savaşacakları varsa savaşırlar. Sonrasında tam... İşte. I am not the Osman. Salahaddin öyle bir adam değil. Salahaddin öyle bir adam değil. Hareket çekmezdi. Kardeşim ne yapıyorsun derdi Salahaddin. Savaşa girecekken Baldwin diyor ki aa ben kafamı kaşıyordum. Sen yanlış anlamışsın. Bu adamlık değildir. Ben de tebrik ettim, ben altına bir şey yazmadım. Hayır, sanki. Yani, eyvallah teşekkür ederim dedim. Hayır Enes abim aferin falan dalga geçmek oluyor abi. Bu adam dalga geçmek değil bizim aramızda. Bizim aramızda bu Twitch mi zaten? Twitch mi zaten? Bu tartışmayı nasıl ka... Bir dakika. Salahu Salahuaddin. Salahuaddin. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ya ileride söyleyeceğim. Ben bu videoyu izledim çünkü tam yerinde söyleyeyim bari. Kazanabileceğini düşündüğün gerçekten anlamıyorum. Dalga geçiyordun. Arkasında dur. Dalga geçiyordun. Bir insan... Şöyle bir şey var. Evet. Ben şahsım adıma Enes Batur'la dalga geçiyorum. Parmağımı kaldırıyorum hocam. Ben Enes Batur'la dalga geçiyorum. Enes Batur benim dalga malzemem oluyor yer yer. Doğru. Bu kadar kendini beğenmiş olduğu zaman sırf özür dilememek için bu tarz tartışmalara girebiliyor. Evet, ben seninle dalga geçiyordum. Özür dilerim. Bu adamlıktır. Kardeşim yazıyor, sana yazıyor. Enes abim sağ ol. Mesela ben aynısını beklerdim seninle ama bu konuda üzüldüm mesela. Bak şimdi ben seni tanımıyorum. Sen YouTuber'sın. Ve seninle aslında biraz samimiyet kurmaya çalışıyorum aslında orada. Ya ben aslında bunu yapmaya Enes çalıştım. Enes abim bilmem ne yaparak yani. Öyle değil midir abi? Hani... Burada şöyle bir şey var bak. Ben burada Ferit anlıyorum. Bak. Bizim zamanımızda da şöyle bir şey vardı. Mesela büyük abiler gelip bize ne yapıyorsun lan kerhaneci derdi. Yani ben kerhaneci olduğum için demezdi bunu. Kendisi büyüktür, bir ağırlığı vardır. O şekilde bizimle iletişim kurmaya çalışırdı. Ferit de hafif dalgacı bir şekilde Enes Batur'la ilişki kurmaya çalışmış olabilir. Bu doğru mudur yanlış mıdır tartışılır. Doğru mudur yanlış mıdır tartışılır ama dalga var işin içinde. Yani abim muhabbeti açıldığı zaman her zaman dalga var. Abi muhabbeti olduğu zaman dalga geçtiğimiz var. Yani en ufak versiyonunda bile en az %10-%20 dalga geçme muhabbeti var. Onu söyleyeyim. Yani burada Ferit yalanlamamalıymış. Kemal abim falan da derim ben bazen. Ama bunu ilişki kurmak için laf atmak... Haşır neşir olmak babında yapmış olabilir mi? Olabilir. Veya giderim işte Rauf abim, büyüksün bilmem. Rauf, bunlar benim en yakın arkadaşlarım aynı yani. Aynı şekilde söylemediğimi biliyorum yani. Sen de bunu biliyorsun. Enes abim derken aslında bir sen şey sen bence burada çok alınganlık yapmış. Ayrıca sen Twitch geyiklerini bilmediğin ya, için. Belki o yüzden. Belki alış anlaşılma olmuştur. Ben... Odadaki manipülasyon leveli gerçekten sinirimi bozuyor şu an. Genel olarak mesela ben senin videomu açtım. Videomda senin evet. Şeyini açtım tamam mı? Evet. Çok istiyorlar falan dedim. Sonra açtım bir tane gülen surat dedim. Ben bunu izlemem alın bunu izleyin deyip. Bir dakika bak, önce YouTube'da Twitch ayrı şeyler. Ama Twitch'te biz canlı yayın yapıyoruz. Canlı ve bazen tuvalet ihtiyacımız oluyor. Şey. Bazen yemek almaya gidebiliyoruz. Ya, tamam, bak. Ve ben şu bak. Anda yayında da söylemiştim. Yemin ederim öyle bir amacım yoktu. dediğim gibi. Yani koltuğuma izletme. Gerçekten tuvaletim vardı. Gerçekten sıçmam gerekiyordu ya. Açık açık söyleyeyim yani. Dedim. Hadi iyi seyirler. Şimdi ben yaklaşık bir aydır falan Twitch yayınları yapıyorum. Benim de olmadı mı? 3 saat, 4 saat yayın açtım. Oldu. Tuvalet ihtiyacım olmadı mı? Oldu. Tuvaletin geldiği zaman ne yaparsın? Videoyu duraklatırsın. Dersin ki arkadaşlar bir saniye bekleyin geliyorum. O videoyu duraklatmak ne anlama gelir biliyor musun? Ben de bu videonun geri kalanını merak ediyorum. Ben de izlemek istiyorum. Birazdan geleceğim beraber izleyeceğiz. Alın devamını izleyin demek ne anlama gelir? Benim ilgimi çekmiyor. Siz takılın. Ve bunu sen de çok iyi biliyorsun. Yapma. Ya en fazla çocuk kandırırsın. En fazla. Ya bu kadar zor olmamalı hatanı kabul etmek. Ya gerçekten Enes Batur'a saygı duydum yani bu videodan sonra. Olabildiğince tartışma boyunca alttan alıyordu. Olabildiğince tamam belki öyledir ben yanlış anlamışımdır ama beni de... Ya şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben... Ferit'in söylediği bir nokta var. Arkadaş şeyi izlememiş. Ferit'in yayınını izlememiş. Ferit o yayın boyunca... Abi Enes Batur'un videosunu aç, abi Enes Batur'un diss videosunu aç, abi Enes Batur'un diss videosunu aç. Arkadaşlar izlemek istemiyorum, arkadaşlar ilgilenmiyorum, arkadaşlar izlemek istemiyorum, arkadaşlar ilgilenmiyorum diye en az 100 milyon kere söyledi. Haklı spamlemeyin. Ferit yayın boyunca 100 milyon kere spamledi. Arkadaşlar ben izlemek istemiyorum, teşekkürler. Ondan sonra tuvalete gitmek istediğinde madem bu kadar izlemek istiyorsunuz buyurun açayım ben tuvalete gideceğim dedi. Bundan normal bir şey yok yani orada videoyu durdurmak zorunda değil.
Ben de tuvalete gittiğim zaman, bir şey yaptığım zaman şarkı açıyorum, video açıyorum, bir şey açıyorum, gidiyorum. Yani ne bileyim, film fragmanı açıyorum, bir şey yapıyorum. Yani bu masadan ayrıldığımda genellikle bir video açık oluyor. Bu video açık oluyor genellikle. Yani bir video açık oluyor. O yani burada bir Disney filminin, ne bileyim, bir başka bir filmin fragmanını açıp sıçmaya gittiğim zaman şey mi oluyor? Beni böyle Marvel Cinematic Universe arayıp böyle kanka ne yaptın senin ama öyle bir şey yok abi, terbiyesizlik değil yani. O sırada insanlar yayını terk etmesin, boş kalmasınlar diye video açıp gidebilirsin. Bundan doğal bir şey yok. Ve yayın boyunca istenmiş bir mod video. Ve Berit yayın boyunca da izlemek istemediğini söylüyor. Arkadaşlar ben bu videoyu izlemek istemiyorum. Cao sen adil bir adamsın, içinden gelen söylüyorum. Ya şu söylediğim mantıklı değil mi? Yayın boyunca Ferit bu videoyu izlemek istemediğini belirtiyor zaten 100 milyon kere. 100 milyon kere izlemek istemediğini belirtiyor. Bunun üstüne de arkadaşlar ben zaten şu an başında değilim. Buyurun izleyin diyor. Dinleyin diyordu. Sen beni kötüledin diye ısrar etmiyorum ben burada. Diyorum ki ben seni böyle anlamıştım, evet. Ama sen böyleymişsin. Yani bir sorun yok benim için. Kendisi bile biliyor dalga geçildiğini ama ben seni öyle anlamışım. Ya bir de bak şöyle bir şey var. Ferit diyor ki yemin ediyorum amacım videonu açıp sandalyeyi izletmek, koltuğu izletmek falan değildi. Böyle bir amacım yoktu diyor. Yemin ederim diyor. Yani Ferit bu kadar düşecek bir adam değil. Yani böyle boktan bir mesele için yemin ederim bilmem ne kıvranacak bir adam değil. Yemin ederim benim öyle bir amacım yoktu dediği zaman ve bunun üstüne sen hala ya bir evle dalga geçmişsin, koltuğuna sandalyene izlemişsin, izletmişsin dediğin zaman bu sefer iftira atmış oluyorsun. Yani bence diyebilirsin, bence senin tahmin ettiğin bir şeydir ama bu kesin olarak bilebileceğin bir şey değil. Yani bu kesin olarak bilebileceğim bir şey değil. Bunu bir gerçekmiş gibi, bunu bir factmiş gibi söylersen o zaman iftira atmış oluyorsun. Bu adamlık mıdır? Sorulur. Ama sen böylemişsin o yüzden bir sorun yok diyor. Yani bu durumda hakikaten üzülmen lazım biliyor musun? Ben senin yerinde olsam karşımdaki kişi bu kadar alttan aldıktan sonra gerçekten utanmıştım. Kitlen çok büyük. Tamam, o yüzden bunlara dikkat etmen lazım. Onu demek ama istiyorum. Ama abi senin de dikkat etmen lazım. Sen gidip yayında bunu tam eleştirebilirsin. Evet. Eleştir ben sonuna kadar şurası olmamış burası olmamış de. Ben bunlara hiçbir şey demem. Lafını bile etmedim. İşte, ağzımı bile açmadım senin videonun adına. Çünkü... İşte bu da Twitch changelarının genel bir hatası sanırım. Çünkü biliyorsunuz zamanda Jahreyn'le benim aramda da aynı mesele yüzünden olay çıkmıştı. İşte Enes Batur da burada aynı şeyi söylüyor. Eleştir, hatalarını bul. Bir şeyler söyle. Niye kalkıp gidiyorsun? Ben de zamanda aynı şeyi söylemiştim. Eleştir, bir şeyler söyle. Niye ekrana bakıyorsun? Bu da YouTube içerik üreticilerinin ortak bir hatası sanırım. Videolarının kötü olduğunu düşünenlerin yapıcı eleştiri yapmalarını bekliyorlar. Şöyle bir şey. Eleştirmek zorunda değiliz. Ya bazen bir video veya bir kişi o kadar spamleniyor ki açıyorsun artık. Alın izleyin o zaman amına koyayım diyorsun. Alın izleyin diyorsun. Yani eleştirmek zorunda değiliz. Zaten eleştirdiğimiz zaman da şu çeşit tepkiler de alıyoruz. Aslında eleştirmenin bize getirden çok götürüsü var. Bir şey eleştirdiğin zaman çıkıyor birisi diyor ki ya oturduğun yerden eleştiriyorsun diyor. Ha sen çok biliyorsun diyor. Ha bilmem ne diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani oturup eleştirdiğimiz zaman hoşunuza gitmiyor zaten. Eleştirmediğimiz zaman da hoşunuza gitmiyor. Ama izleyici bizim bu konularla ilgili fikrimizi soruyor. Bir noktada dayanamayıp açmak zorunda kalıyorsun videoyu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu böyle bir şey. Yapıcı eleştiri bekliyorsun ama yıkıcı eleştiri yapmadığımı da kabul etmiyorsun. Yani ben videoyu izleyip hiç eleştiri yapmadığım zaman bunda büyük bir art niyet yoktur yani. Bunda çok hayvani bir art niyet yoktur. Ha çıkıp bu video yarrağım gibi olmuş, bunun tipini ağzını yüzünü sikeyim dersen o zaman dersin ki bu namına koyayım böyle eleştiri mi olur dersin. Haklısın. Fakat yani ESC'de oyun eleştiri yokken buna inanılmaz derecede alınıp götünü yırta yırta bağıra bağıra küfrede küfrede videolar çekiyorsun. Bu adamlık mıdır? Bunu etmen güzel. Hani anladın mı? Ben bunu izlemeyeceğim yani lanet olsun demiş gibi oluyorsun. Ben bunu hissettim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Twitch orospularının gazı muhabbeti var. Orada Ferit sıçmaya kalktığı zaman... olur Ferit.
Orada Ferit seçmeye kalktığı zaman Twitch orospuları aa Ferit Enes Batur'un videosunu sandalyesine izletti, oyuncu koltuğuna izletti bilmem ne diye bu yayıldı, 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 çığ gibi arttı, büyüdü. Ferit'in öyle bir niyeti olsa da olmasa da bu şekilde Twitch orospuları sayesinde Enes'in kulağına o şekilde gitti. Sosyal medyada konuşması bu şekilde döndü. Yani sanki olay gerçekten %100 oymuş gibi, insanlar öyleymiş gibi hareket etti. Ya bu tamam da senin... Aynen bak. Enes ve Ferit'in gerginin tek sebebi YouTube'a VTC'nin Enes Batur'un fragmanını koltuğa izletiyor diye yükleyen gerizekalı insanların suçuydu. Bu yani, olay bu. Olay sadece bu. Fragman değil de şey, diss videosu. O öyle bir tepki vermem mi gerekiyordu? Ben de diyorum ya ki ben sana. Ben de ona ölçülü ulaşıp, bir tepki verdim. Sen bana desen, ben de son iki yayınımda arkadaşlar Enes böyle algılamış, kesinlikle öyle bir şey yok derdim yani. Ya. Bu kadar basit. Şu an gerçekten kendini beğenmişliğin son aşamalarına falan tanıklık ediyorum. Keşke bana ulaşsaydın. Ben yaptığım şeyi kitlemin önünde yaptım ama sen keşke bana ulaşsaydın. Az önce verdiğim Selahattin Eyyubi örneği gibi. İki tarafında kitlesi varsa öyle yürümüyor işler. Aksine öyle yürüyor yani. Arkadaş Baldwin'le Selahattin'i hiç tanımıyor sanırım. İkisi de son derece diplomat, yıllarca kucak kucağa, Kudüs civarında, el sıkışa sıkışa, birbirlerine yardımcı ola ola, sen Arapları öldürme, ben Hristiyanları öldürmeyeyim diye diye yaşamış iki tane liderden bahsederken, böyle yarrak gibi bir örnek vermesi inanılmaz gülünç. Çünkü gerçekten Enes Batur, ya bak böyle bir video konmuş Ferit, sen niye böyle bir şey yaptın dediği zaman, Ferit de çıkıp diyecek ki, bu arada Ferit tam yarrak gibi bir yerde durdun, Ferit de çıkıp diyecek ki, kardeşim kusura bakma, hani öyle bir niyetim yoktu. Bu videoyu uploadlayan aptal bir orospu çocuğuymuş. Ben o videoya dur bir telif atayım. O videoya bir telif atayım. Kusura bakma böyle anlaşıldıysa da. Yine çıkar kendi izleyicisinin karşısına. Ferit der ki, arkadaşlar geçen gün böyle bir olay yaşanmıştı. Benim amacım kesinlikle o değildi. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Enes Batur'dan özür diliyorum der. Biterdi yani olay. Yani Enes Batur kalkıp karşı video çektiği zaman olay bitmiyor ama işte. Anlatabiliyor muyum? Bitmiyor yani. Demona demiş. BG'ye diye herkes anabacı söven milletin sevgilisini fotoğraflarını aralarında paylaşan öfsi kim kalktı diye takılan amip seviyesindeki bir grupta takılan adamın söylediği şeyleri kale alan insanları kale almayın lütfen. Demiş Levo. Aynen bu konuda haklısın. Yani ben... Ya sen hala o konuda kendini haklı görüyorsan gerçekten bozulacağız çünkü. Bak, o konuda... Senin bakış açın olarak seni haklı görüyorum. Çünkü sen böyle bir amaç gütmediysen zaten burada bir sıkıntı yok. Ama böyle bir amaç gütmediysen de benim söylediğimle bir alakası yok. Ama yine de adam bu konuda haklısın, doğru diyor ya. Haklı çünkü. Of. Anladım. Olabilir. Sen nasıl yanlış anlıyorsun? Tamam, ben abi. Çıkıp yayında sana sövsem, bipsiz hem de sövsem ve bu yaptığın adamlık değil falan desem senin hoşuna gider mi? Empati yap. Abi... Ama senin ben o gayen yok. Ben aynen anladım. Senin anladığın kısmı da anladım. Yani evet. Sen bana sen hiçbir şey yapmamışken sana salladığımı düşünüyorsun. Evet. Yani benim de düşündüğüm bu. Yani bence burada tartışacak bir konu yok. Yani sen öyle düşündüysen cidden haklı. Tartışacak bir konu var. Neden? Var. Çünkü sen benden gelip özür dilemen lazım benim. Abi senin de benden özür dilemen lazım. Ben senden niye özür dilerim? O da çünkü... bir insan hatasını kabul edip özür dilememek için ancak bu kadar diretebilir. Ve size bunu neden Çocuk hala anlamıyor. Yani Ferit bunu hata olarak görmüyor. Kalkıp, koltuğundan kalkıp, sıçmaya gidip o videoyu açmayı hata olarak görmüyor Ferit. Çünkü oradaki amaç aşağılamak değil. Bir şey yaparken niyetin önemlidir. Ama yine de yanlış anladıysan özür dilerim, amacım o değildi de diyebilir yani Ferit. Bu kadar basit aslında bu olay. Yaptığını da söyleyeyim çünkü kameralar açık. Şu tartışma bir kafede ve baş başa geçmiş olsaydı 50 kere özür dilemişti. Merhaba efendim, niye video çekmek yerine direkt bana gelmedin? Sen kitlenin önünde olduğun için şu an hatanı kabul edip özür dilemeyi reddediyorsun. Sence bunu diyebilecek aşamada mısın? Ben bunun açıklamasını zaten yayınımda yaptım. Sen bana sövmüşsün, gelip özür dileyeceğim bir de sana. Abi sövmek, o sövme şeyini Allah aşkına abartma. Küçük bir tane bir şey ya demişim. Ben bip'i duyuyorum. Ben sövmeyi duymuyorum. Sen benim belki orada anama sövdün. Ben bip diyorum sadece. O zaman şey bip koymasın. Siktir git deseydin. Oh my god. Şu an manipülasyonun son seviyesi falan herhalde. Adam videosunda aşikar bir şekilde sana siktir git dedi ve suçunu da kabul ediyor. Aa dur, daha fazla nasıl mağdur olabilirim? Orada bip vardı. Belki anneme sövdü. Nereden bileyim? Ya bir Allah sen. Saçma. Şimdi konunun muhatabı kesinlikle Porçay değil. Olayı yorumlayıp eleştirebilir, üstüne konuşabilir ama kalkıp niye durduk yere Ferit'e siktir çekti burada anlamadım ve hangi cümle çekti onu da anlamadım. Hangi amaçla çekti onu da anlamadım. Ya konunun muhatabı değil. Konunun hiçbir yerinde Porçay yok aslında. Eleştirme hakkı var da. Ne oluyor amına koyayım?
saçma bir durum. Dur geleceğim Ferit. Benim izlediğim yayıncılardandın. Ya hala da hatta bakıyorum güne, ama hatırlıyor musun? Güneş'in yani. Discord'da falandın yani. Ben de selam veriyordum bitin, hatta bitin, sana. Dur. Ya ben sana niye selam vereyim abi? Ben sana hiçbir şey yapayım. Bilmiyorum. Abi o streamim yani. Bak yayın dışı. Ya ben Güney Enes'ler oyun oynuyor. PUBG oynuyor. Yanlış yorum. Selam söyle diyorum. Niye selam söyler bir insan? O böyle abi diyormuş. Tabii insan ironi yapıp sonra yaptığı ironinin sonuçlarına katlanamayınca böyle oluyor işte. Bir insan arasının iyi olmadığı bir insana selam göndermez durduk yere. Ben aşağı mahalleden kavgalı olduğum bir adama selam göndermem. Gönderirsem kapıma gelir der ki aldık selamını, bir sorun mu var? Ferit'ten özür dilersen konu kapanacak. Çünkü gerçekten birine küfür etmek ne seviyede olursa olsun. Belki iletişim kurmaya çalışıyordur. Neyse Porça'ya selam olsun. Küfür değil. Belki o konuda hatalı. Ben küfür ettiğimde abi herkes etkisiyle haksız. İki tane influencer'ın birbirine influencer bambaşka. Ben oyundaki jungle'a sövdüğümde o jungle no name hiç kimse. Ben ismini bile vermedim yani. Tamam. Yani ama çok sadece o tamam belli. Tamam. Ben eğer yanlış anladıysam beni kusura bakma. Tamam mı? Aynen. Bu konuda özür dilerim. Hiç sıkıntı yok. Bundan sonra senin ismini ne yayınlarımda ağzıma alırım, ne başka bir yerde ağzıma alırım. Beni yanlış anladıysan kusura bakma. Çok güzeldi ilk başı. Gerçekten güzeldi. İçim ısındı yani, biliyor musun? Özür de dilerim, hiç sıkıntı yok. Dile abi. Ay ben özür dilerim. Dile abi. Dile de abi. Diledi zaten. Kusura bakma. Özür de dilerim. Kusura bakma. Özür de dilerim. Ya şimdiki zaman kipimi kullanmak zorundaydı. Özür diliyorum mu demesi gerekiyordu. Özür diliyorum diyene kadar özür dilemiş sayılmıyor mu? Özür dilerim yani normalde şu an konuştuğunca özür dilerim. Kusura bakma özür dilerim dediğin zaman zaten bu özür oluyor. Dilemedin. Fark ettim bilmiyorum ama dilemedin yani. Abi chatimde niye Enes Batur'a sövüyorsunuz? Bak kimseye sövme hakkınız yok, bunu anlatamıyorum. Anlıyorum seni. Hem de spam sövüyor ya. Sen bir nefes al. Sıkıntı yok. Tamam. Nefes al. Yeni çaraç öyle gel. Tabii ki. İkiniz de. Bunu söyle oğlum, korkmuyoruz. Bu kadar özür dile. İkiniz de özür diliyorsunuz. Diyor ki kimse itiraz etmiyor. Ferit çıkıp yo ben özür dilemedim. Taşam demiyor yani. Özür dilendi zaten. Yani sıkıntı yok. Daha yaşın küçük, hata yapacaksan özür dileyeceksin. Vallahi böyle bir şey yok. Bunlar olur yani. Sen özür dilerim, yanlış anlamışım seni. Gel. Eyvallah. Bir elini, iki elini sağa sevgi. Bu videodan sonra Enes Batur'a duyduğum saygı ne bileyim 3'ken 9 falan oldu ya. Gerçekten adam efendiliğini korudu yani. Sözü kesildi, haklıyken haksız duruma düşürüldü, konuşma manipüle edildi. Karşısındaki yarım yamalak özür diledi ama yine de koltuğundan... Ya yarım yamalak değil, kusura bakma özür dilerim. Neresi yarım yamalak ya? Kalktı Türkiye'nin bir numaralı YouTuber'ı, adamın yanına kadar gitti, iki koluyla adama içten bir şekilde sarıldı ve dedi ki ben seni yanlış anlamışım, özür dilerim senden. Ve bu adamın 6 milyon takipçisi var. Oha! Videoları PewDiePie'den, dünyanın bir numaralı YouTuber'ından daha çok izleniyor. İşte bu adamlıktır. Daha iyi follower. Önce hiçbir NSP... Senin kaç follower'ın var Ferit? Tur videosunu izlemedim. Çünkü bana hitap etmiyor açıkçası. Ama bu videodan sonra bu adamın efendiliğinden eminim. Videolarda bilmem ne. Ben kimseye durduk yere bir şeyden ben kırıldım. Gerçekten kırıldım. Abi Enes Batur'un hiçbir videosunu izlemedim. Büyük bir yalan yani. Gerçekten yani benim annem Facebook'u zor kullanıyor. Enes Batur'un videolarını izlemiştir yani. İmkanı yok abi. İmkanı yok. Ben Enes Batur'un hiçbir videosunu izlemedim diyen bir adamın YouTube'a içerik çıkıyor. Ya benim annem Facebook'tan hani bana resim atacağım diye duvarıma falan gönderiyor resmi. O kadar kötü. Ama Enes Batur'u bilir. İmkanı yok. Kırıldıysam bir şey derim yani. Evet işte bu adama özel öyle bir laf edince adam da alınsın bıraktı hani. Yani. Doğru abi ama oradaki... dediğim gibi sonun çözüldü bence. Gene de hani benim o amacım yoktu ama gene de sorgulayamazsın adamlığımı. Ya hayır ben senin adamlığına bir şey demedim. Bu yapılana laf ettim. Tamam yani. Öyle yapsam bile sorgulayamazsın. Doğru. Abi görünen o ki o anlığı kalmaz yani. Evet, doğru. Vay bayağı. Ya bu doğru şimdi mesela Ferit çıkıp da mesela Enes sen adam değilsin demez mesela yani. Denmez böyle bir şey denmez. Denir mi? Denmez.
sana arasam. Bir de aslında küçük şeyler aslında. Diğer o büyük, çok büyük kavga ama işte 3 milyonluk videoyu attım ona, o büyümüş oluyor abi. Abi bir de bu kadar büyük yayıncılar kendi aralarında halletse çok daha. Ya YouTube'da böyle İpek'ine Adile Naşit gibi geldi. Olmayabiliyor bazen aranızda. Hani illa videoda laf sokmak istiyorsunuz YouTube'da. Onu normal karşılıyorum. Evet. YouTube video sonuçta görüntülenmeye bakıyor. Ama Twitch'te biz genelde aramızda bu tarz problemleri direkt konuşuyoruz. Aynen, ben de öyle yapıyorum. Telefonlarımız yani, var, Facebook'ta insanlar bir şey laf atıyor. Sonra işte ben dediğim gibi senin Enes abim yazmanı mesela küçümsemek olarak alıyorum. Sen yanlış. Bu arada o küçümseme yani. Bunu dodgelamasaydın keşke Ferit. Yani biz abim muhabbetini küçümseme için kullanırız. Ya ufak da olsa vardır. En samimiyetli halinde bile ufak bir küçümseme vardır. İşte burada anlaşılıyor. Buradaki olayın yani aslında Twitch YouTube kavgası tarzı bir şey oldu. Bizim samimi bir ortamımız var. Bu ne demek, siz samimiyetsizsiniz demek. Neden? Çünkü siz videoyu editliyorsunuz. Kusura bakma da insanların vaktini çalmak istemiyorum ben de. Bir sonraki cümleye atlayışımı keseceğim herhalde. Yaklaşık bir aydır ben de Twitch yayını yapıyorum. Ve yanlış anlamayın, az sonra bahsedeceğim şeyden ben de suçluyum. Doğru. Ama Twitch'te yayın yaparken genelde şöyle bir mantık oluşuyor insanda. O videoları editleyen, renderlayan, yükleyen insanlara bakıp kendi eğlence aracınmış gibi görmeye başlıyorsun. Kendini onlardan üst seviyede görüyorsun böyle. Ben bunları inceliyorum, evet. Buna ekşi sözlük sendromu diyeceğim. İnceleme ve yorumlama yapacak kadar kalifiye olduğunu düşünme durumu. YouTube'da şimdi arkadaşlar çok ağır konuşmak istemiyorum. Ne desem ego denecek çünkü bu noktada biliyorum ama gerçekten ben mesela bu çocuğun 300 milyon videosunu 8 milyon kere inceleme hakkına, kalifiyesine, yeteneğine, donanımına, kalifiyeliliğine sahibim. Sonsuza kadar sahibim. Çünkü bu çocuk daha agu mugu falan derken ben YouTube'a devamlı düzenli video yükleyen ilk Türk YouTuber'lardan birisiydim. Yıllardır mesela YouTube'un içindeyim zaten. İlk yükleyenler, ilk düzenli video yükleyenlerden birisi bendim. İlk yayın açanlardan birisi bendim. Yorumlarımda, incelerimde, dürtüklerimde yaparım. Kusura bakma yani bugün burada ayağı futbol topuna değmemiş adamlar Türkiye'de oturup bütün futbolcuları yorumlarken ben bunları mı yorumlayayım? İçiyorsunuz. Portakalda vitamin değildi ya bunlar. Eski olunca ne oluyor? Eski olunca yorum yapma hakkı gelmiyor Crankist, ama eski olunca bu konunun içinde olduğun, bu konuyu ayrıntılı bir şekilde bildiğin, YouTube'un nasıl işlediğini, videonun nasıl editlendiğini, video nasıl yapılır, nasıl uploadlanır, işte tam değil nedir, bilmem nedir falan filan, bu konularla haşır neşir olduğun gerçeğini ortaya koyar eski olmak. Yani bu konuda tecrübeli olduğunu ve donanımlı olduğunu ortaya koyar. Anlatabiliyor muyum? Yani eski olunca herkes başarılı olacak diye bir şey yok. Ama en azından konuya hakim olduğunun bir garantisidir. Herhalde anlatabilmişimdir. Ayrıca iyi de istediği video eleştirmede serbestim. Serbest zaten çocuk. Serbest değil diyor. Ben de onu diyorum zaten. Krank hoş geldin. Yeni geldin galiba canım iç ya. Çocuk diyor. Eleştirme donanımına sahip misiniz? Kimsiniz? Amık muhabbeti yapıyor. Anlatın da ben yanlış anlaşılmasın diye sordum. Anladım, okey. Yani bundan videoda 3 dakika 4 dakika önce eleştiri yapın, bize feedback verin diyen adam şimdi niye eleştiriyorsunuz'a döndü. Eleştirdiğiniz için ekşi sözlük sendromunuz var'a döndü. Aynı video içinde kendinle çelişmek başarılı bir şey olsa gerek. Editlenmiş, farkındayım. Biz daha akıcı olmak için videoları kesip biçiyoruz. Sonra vay efendim YouTube'daki videolar editlenmiş. Adam editlemiş videoyu. Yok, teksti önce yazıp sonra okuyorlar. Adam yazmış teksti, adam okuyor. Emek var yani. Sonra samimi ortamdan biri gelip sandalyesini bırakıyor. İyi seyirler deyip şimdi biz emek yok hiçbir zaman demiyoruz. Biz YouTube'la Twitch'i karşılaştırdığımızda şunu diyoruz. Burası canlı yayın. Burada mesela o anki sinirinle bir hata yapabilirsin. Kalkarsın dersin ki mesela Ferit'in ben ağzını yüzünü götürü sikeyim dersin, o sırada sinirlenirsin. Tamam mı? Yani bu tiyatro ile sinema karşılaştırması gibi bir şey. O sırada kalkarsın böyle bir şey dersin. Ama o anın siniriyle hıncıyla olmuş bir şeydir. Ama YouTube'da video yaptığın zaman şöyle bir avantajın oluyor. Sen o videoyu dediği gibi yazıyorsun, kurguluyorsun, bilmem ne yapıyorsun, editliyorsun. Hadi çok büyük sıçtın, editlerken çıkarırsın.
biz emek yok demiyoruz ki. Arada fark var diyoruz. Yani bunu da öküz olsa anlar. Arada evet, arada fark var. Yani biz burada bir şey yaptığımız zaman sıcağı sıcağına anında burada yaşanıyor. Etkisi tepkisi her şey burada oluyor. Ama YouTube'da öyle değil mesela. Yani burada Ferit gerçekten aşağılamak amacıyla yapmış olsaydı bile, ki öyle olduğuna inanmıyorum, o sırada yaşanmış bir şeydir. O sırada boşluğuma gelmiş, özür dilerim diyebilir. Ama sen oturup düşünüp, yazıp, editleyip, bilmem ne yapıp, renderlayıp, ondan sonra uploadlayıp, thumbnail koyduğun zaman o videoya, o zaman farklı bir şey oluyor. Bu planlı bir şey oluyor. Çünkü yani bu hukukta da vardır. Çok örneklendirme yapıyor arkadaş. Yine yapayım. Planlı adam katletmekle orada sıcağı sıcağına bir kavga çıkıp adam katletmek arasında büyük fark vardır mesela. Anlatabiliyor muyum? Çok inanılmaz büyük farklar vardır ikisi arasında. Bizim bahsettiğimiz fark da bu yani. Gidiyor. İnsanın sinirleri bozulur. Bu videodan alacağımız ders, insan yaptığının arkasında durmalı. İnsan hatasını kabul etmeli. İnsan özür dilemeli. Çünkü kibirlilik adamlık değildir. Amına koyayım evladım. Erkek gibi oynamakalım varsanızın girişine. Amına koyayım. Sen uygula.